Şimdi sizi Washington'dan alıp Tahran'a götürelim. Tahran'da Dışişleri Bakanı'nın sızan bir ses kaydı ortalığı birbirine kattı. Bu ses kaydında Zarifi diyordu ki John Kerry bana çeşitli bilgilendir bilgiler veriyor ve ben bu bilgileri kullanıyorum. Devrim muhafızları çok güçsüz gibi çeşitli ilginç iddiaları vardı. Bu iddialar doğru mu yanlış mı bir yana neler konuşuldu nasıl yalanlandı biraz onu tartışalım istiyorum. Şu anda Orsan Başkanı Ahmet Uysal yayınımızda konuğumuz. Ahmet Bey bu ses kayıtları nedir acaba? Tam olarak ne söylüyordu? Neden bu kadar önemliydi? Bence yani zarif reformcu kanadın önemli bir adayı olarak, önemli bir figürü olarak bu Cumhurbaşkanlığı tartışmasında yer alıyordu. Burada onu sızdıranlar büyük ihtimalle muhafazakar kanat ve normalde hani bu tip toplantılar e, bu tip toplantıların e, gizli kalması, kayıtlarının gizli kalması gerekiyordu. Ama bunu sızdırarak Zarif'in önünü kapatmış oluyorlar. Burada Zarif e, artık e, gerçekten hani e, her ne kadar bizim hani e, Arap komoyunda eleştiriye maruz kalsa da hani Kasım Süleymani e, ciddi yap yani Suriye'de yaptıkları, Yemen'de yaptıkları vesaire dolayısıyla eleştiri olsa da İran'da bir kahraman olarak görülüyor. E, bu yüzden de böyle bir kahramanı, işte hem Rusya ile beraber çalışıyor gibi imaları, hem de eleştirmesi bile, hani bu bu kanat tarafından ki bu kanadın medyası çok güçlüdür, kamuoyu e, propagandası çok güçlüdür, sistem içinde güçlüdür e, bu radikal kanat. E, Onlara eleştirmesi ciddi bir siyasi şey gibi oldu, yani gaf gibi oldu ve e, buradan herhalde bir daha e, ciddi bir rol alması zor olur, zarifin siyasi kariyerine bir e, engel gibi. Görüyorum ben. Ya bu kayıtlarda mesela Zarif diyor ki Kasım Süleyman'ın nükleer anlaşmayı sabote etmeye çalıştı. İşte e, burada e, yani İran'ın zararına bir iş yaptı. Nükleer anlaşma aslında iyiydi e, ki biliyorsunuz İran içerisinde Dünya ile geçinmeye çalışan savaş istemeyen bir kanat var. O reformcu kanat oluyor daha çok. Bir de daha böyle çatışmacı bir kanat var. O da e, bu muhafazakar radikal kanat diyebiliriz. Onlar arasında onu işte eleştirmesi bir şeydi. Yine Amerikan Başkanı John Kerry ile sık sık görüştüğünü, İsrail operasyonlarının e, Kerry haber verdiğini falan söylüyor. Bu da Amerika tabii klasik düşman olarak sen nasıl görüşürsün, bunları bu kadar nasıl dost olursun vesaire gibi söylemler var. E, o da tabii zarif açısından hani Amerikan adamı mı gibi soruları artırmış oluyor. E, otel hani öyle bir e, anlamı kendi açısından da İran siyaset açısından olumsuz bir anlam ortaya çıkmış oluyor. Gelecek aylarda İran'da seçim var. İran seçimlerinde Ruhani ikinci dönemini doldurduğu için aday olamıyor. Ve onun yerine e, çok e, fazla da bir aday yok zaten. Genel olarak e, muhafazakarların seçilmesi bekleniyor ama e, reformcu kanatta önemli bir aday e, Zarif görünüyordu. Zarif de bu kaset olayıyla beraber, bu sızdırma olayıyla beraber özellikle devletin Zarif'e güvenmediğini ortaya çıkaran bu açıklamalar, Zarif'in de tabii devlete ve derin devlete güvenmediğini ortaya çıkaran açıklamalar özellikle Zarif'in meşru bir siyasetçi olarak meydana çıkmasına, cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olacaktır. Çünkü İran'da seçilmişler değil, atanmışlar veya devlet mekanizması esas kararları verir. Burada Zarif'in önüne büyük bir engel çıkacağı anlaşılıyor. Ahmet Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler, Başta Tayvan ve Güney Kore'den başlayan, uzak doğu başta olmak üzere bütün dünyayı etkileyen çok önemli bir krizden bahsetmek istiyorum şimdi. Bunun adı çip krizi. Diyeceksiniz ki çipin nasıl krizi olur? Aslında şu anda bu yayını izlediğiniz televizyondan telefonlardan bilgisayarlarınıza kadar, kullandığınız arabalardan çeşitli ev eşyalarına kadar hemen her yerde bir çip egemenliği var ve de çipi en çok dünyanın %40 çipini Tayvan ve Güney Kore üretiyor. Ve bu tedarik zincirinde bir aksama oldu. Bu aksama yüzünden Fransa'da Renault gibi büyük firmalar ya da Türkiye'de kimi büyük araba sektöründeki önemli oyuncular üretimlerini durdurmak zorunda kaldılar. O kadar büyük bir krize dönüştü ki belki de tam olarak hissedemiyorsunuz. Türkiye'de çok fazla konuşulmuyor ama bütün dünya özellikle sanayiyle ilgilenen Kanadı dünyanın bunu konuşuyor dert etmiş durumda nasıl çözeceğiz diye kara kara düşünüyor. Albert Saydam Taysat Başkanı konunun en ortasındaki isim bu konuyu da ta tamamen yakından takip eden bir isim. Albert Bey nedir bu çip krizi nasıl tarif ediyorsunuz acaba bu krizi neden çıktı acaba bu? Esasında günlük hayatta dokunduğumuz kullandığımız birçok üründe mamulün içinde çip var. Çip esasında yarı iletkenler demek daha doğru olacak. Yarı iletkenlerin ham maddesi e, özellikle dünyada e, silisyum kullanılıyor. E, silisyum da yüksek sıcaklıklarda işlenebilecek şekilde e, silindirik borular halinde veya kütleler halinde üretiliyor. Ve onlar da patates cipsi gibi kesildiğinden dolayı zaten çip ismi kullanılıyor. Yani İngilizceden girmiş bir tabir. Günlük hayatta dediğim gibi birçok yerde kullanılıyor. Ee, örneğin e, konvansiyonel dediğimiz eski tip fosil yakıt tür e, tüketen e, araçlarda yaklaşık olarak 500 ila 1000 adet çip e, kullanılmakta. Ben e, kendi sektörüm otomotiv olduğundan ondan örnek vermek istiyorum. Hibrit araçlarda ise bu 3500 arada kadar çıkabiliyor. Sonuçta e, tabii ki akıllı cep telefonlarında eve elektroniğindeki bütün kullandığımız aletlerde. Ee, telekomünikasyon altyapısında e, kontrol kartları kullanılan her elektronik e, ekipmanın e, olmazsa olmaz bir parçası. Peki bu gösteri göstere gelen bir kriz miydi yoksa bir anda e, yeni çıkan yeni meydana gelen bir olay mı? Ee, şimdi bir kıtlıktan e, bahsederken biliyorsunuz arz-talep dengesinden, e, dengesinin uyumsuzluğundan daha doğrusu talebin karşılanmamasından bahsediyoruz. İsterseniz önce arzdaki problemleri e, konuşalım, sonra talepte e, neler olmuş, o konuda sizi e, bilgilendireyim. E, demin bahsettiğim gibi e, yarı iletkenlerin e, ana ham maddesi silisyum ve silisyum e, yüksek elektrik e, kullanımıyla ancak e, yarı iletken haline e, veya kullanılabilir e, yarı iletken haline dönüştürülüyor. E, biraz da e, Ham madde üreticisi olarak e, en büyük üretici isterseniz o konuda bilgi vereyim Çin. Ama e, yarı iletken haline dönüştükten sonraki en büyük tüketici de Çin. E, yarı iletkenlerin e, üretiminde dediğim gibi elektrik kullanımı çok yüksek ve Çin'deki e, elektrik kaynağı genellikle hidroelektrik santralleri ve Çin'de e, bir buçuk iki sene önce yaşanan kuraklıktan dolayı e, yeteri kadar elektrik üretilemiyor. Ee, bunun Tabii bunun arkasından gelen e, Çin'de başlayan pandemiyle beraber istenilen isteyen kadar elektrik üretilemiyor. Dolayısıyla istenilen kadar e, silisyum e, yarı iletken olarak e, endüstriyel yarı iletken haline çevrilemiyor. Bir kere e, konu yeni bir konu değil. Bunu açıklamak istiyorum. Bir de e, sadece e, bir e, fabrikada yaşanan bir sorun değil. Bunun çok daha farklı boyutları var. Önce e, doğal boyutlarından, doğayla ilgili problemleri aktarıyorum. E, bundan sonra e, dünyadaki diğer büyük üreticilerden biri tabii Ta Tayvan önemli bir yarı iletken üreticisi. Yani Çin'den aldığı e, silisyumu yarı iletken olarak veya semikondaktör çip olarak üretiyor. Bir de Japonya var. Japonya'daki e, iki önemli fabrikaya da Arda, arda e, doğal afetler oluyor. bir e, Biliyorsunuz e, Japonya'da e, ki depremler hakkında pek bilgimiz haberimiz olmaz. E, çok büyük olsa da e, Japonya'da Şubat ayında 7.3 büyüklüğünde bir e, deprem gerçekleşti. Ve yani iyi ki bir can kaybı olmadı. Haber de olmadı o yüzden dolayı. Ama önemli bir yarı iletken fabrikası zarar gördü. Ve yaklaşık 3 hafta devre dışı kaldı. Demi birazdan anlatacağım talepteki artış da olunca ve arzda bu azalma olunca problem bir kat daha e, derinleşti diyebilirim. Bu yetmezmiş gibi Japonya'daki bir başka fabrikada Mart ayında bir yangın oldu. Dolayısıyla arzda üst üste e, bu sorunlardan dolayı bir kere arzda bir düşüklük var. Talebe gelelim. Talepte hepimizin bildiği pandemi nedeniyle ev elektroniğine elektrik ev elektroniği kullanımı artınca tabii ki çip ihtiyacı da arttı. Ama esasında şu anda bir krizi konuşmamız için bir sektörün veya bir grubun veya tamamen herkesin istediğini alamaması var. alamaması olması lazım. Şimdi öncelikle bir otomotivden başlayalım. Otomotiv pandemi nedeniyle 100 senedir burada hani hep deniyor ya otomotivde oyunun kuralı değişiyor, oyuncular değişiyor. 100 senedir alışılmış bazı prensipler var otomotivde. Bunlardan biri just in time delivery, anında sevkiyat ve sıfır stok. Pandemi olunca bütün tedarikçilerin döndü diye ki otomotiv e, o, e, üreticileri stok, e, sizlerden alımı yavaş e, durduruyorum veya yavaşlatıyorum. ...lütfen üretiminizi ona göre ayarlayın. E, çip üreticileri bu haber gelince... ...ve bir taraftan da ev elektroniği ile ilgili talebin arttığına dair... Tale e, ...haberler gelince veya bilgiler... ...bu talebi e, azalan talebin yerine... E, ...ev elektronik talebinin karşılamayı tercih ettiler. Peki bu kriz nasıl çözülecek sizce Albert Bey? Şöyle... E, ...öncelikle... E, yani en, en basit akla gelen e, arz artacak ve talebi karşılayacak. Yani hmm. eninde sonunda da bu olacak zaten. Ama ne zaman? Şu anda zaten devrede olan e, Amerika'da, Çin'de e, ve Japonya'da kapasite artışına yönelik çalışmalar var. E, bir çip fabrikasını sıfırdan kurmak o kadar kolay değil. E, galiba Avrupa'da bununla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Avrupa ihtiyacını karşılayacak Avrupa e, yarı iletken ihtiyacını karşılayacak bir fabrikanın maliyeti 20 milyar 27 milyar euro ve 3 seneden önce devreye giremeyeceği e, tespit edilmişti. E, demin bahsettiğim gibi zaten bu problemden önce yani pandemiden önce e, anons edilen kapasite arttırımları 2022'nin ilk çeyreğinde devreye girdiğinde ortadan kalkacaktır problem otomatikman. Peki 2022'ye kadar ne olacak? Ee, şu anda zaten otomotivde yaklaşık olarak dünya çapında bir e, 4 ila 8 milyon adetlik e, üretimin karşılamayacağı tahmin ediliyor sene sonuna kadar. Dünyada e, yani yaklaşık olarak e, geçen sene 75 milyon araç üretildi. Bu sene de 80 milyon e, 82 milyon hedefleniyordu. Tahmin ediyorum ki 76 milyon adede e, adetle kapanacak e, çeşitli krizlerden dolayı. E, yani dediğim gibi eninde sonunda bir yani bu arzı e, kar, e, bu talebi karşılayacak arz yaratılacaktır. Burada önemli olan e, esasında yani gönül isterdi ki diyeyim e, bütün paydaşlar oturabilse ve beraber planlamayı yapabilse daha e, bizim otomotivde alıştığımız şekilde yani birimizin faydası değil, herkesin toplumsal fayda olarak düşünüldüğünde bu kriz daha hafif e, atlatılabilir e, demek istiyorum. Çünkü e, mesela otomotiv dediğinizde sadece bir 10 ila 20, 20 bin, 25 bin dolarlık bir araçtan bahsetmiyoruz. Bir araç üretilmediğinde arkasında çok ciddi bir ekosistem zarar görüyor. E, dediğim gibi belki bir cep telefonunu alımını siz... E, bir iki ay öteleyebilirsiniz ama bir araç e, üretimi ötelendiği zaman bunun sadece o araç üreticisi e, üreticisi bunun zararını görmüyor bundan etkilenmiyor çok ciddi bir e, arkasında bir ekosistem var etkilenen bu e, belki pandemide göremediğimiz küresel liderlerin e, bir masaya oturarak ancak çözebilecekleri bir problem yoksa herkes kendi e, Üretim planını karşılama yolunu seçerse, dediğim gibi yani olacak hasardan biraz daha fazla hasar olacağını tahmin ediyorum veya kayıp olacağını tahmin ediyorum. Albert Bey çok çok teşekkür ederim. Umarız bir an önce bu kriz çözülür de dünya rahat bir teknoloji dünyası rahat bir nefes alır diyelim.